araştırmalarım sonucunda benim inancım Ay'a gidilmediği şeklinde bir takım görevli varlıkların olduğunu düşünüyorum. Bazı negatif varlıkların da olduğunu düşünüyorum. Orada yaşam var ama bizim düşündüğümüz şekliyle değil. Ezoterik kaynaklarda bahsedilen, geliyor, gelmekte olan denilenin Nibiru olduğunu söylemiştim. Nibiru'nun kendini göstereceğini, hatta işte bundan dolayı bize işte belki asteroit düştü denilebileceğini, dünyanın 2-3 gün elektriksiz kalabileceğini, dünyada depremler, seller, volkan patlamaları, iklimlerdeki abartılı durumlar, bunlar artmış durumda, giderek de Beyza ne yazık ki daha fazla artacak. Mars'a gitme ile ilgili benim yıldızları ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri kullanarak, oradaki app chat'i ve şifreleri kullanarak bir ve gezegen Bakarım göstergelerini kullanarak şimdi. bir öngörüm vardı. Ben 2035 yılında gidileceğini öngörüyorum. Bununla ilgili de 2024 Ay'a çıkış proje, Ay'a çıkış tekrar onu acaba hiç gördün mü? Ben Ay'a çıkılmadığını, Artemis'in bir sertilendi oldu çünkü. benim öngörüm şu şekilde Beyza, Ay'a çıkılamadığını ve Ay'a çıkılamayacağını. Öyle mi? Çok ilginç. Bunu not düşelim. Bak kalpler de patladı bir anda. Not düşelim. Peki. Benim bu şekilde bir öngörüm vardı. Ay'a gitme hikayesinin yalan olduğunu, bunu ispatlarıyla yazmıştım. Esasında şöyle, Ay bizim zannettiğimiz gibi değil Beyza. Ay bir gemi gibi düşün. Özel olarak ilahi sistem tarafından oraya yerleştirilmiş bir gemi, bir küre, bir uzay gemisi gibi düşün. Dünyayı gelecek saldırılardan kurtarmak için zaten bununla ilgili de araştırmalar yapabilirsin, yapabilirsiniz. Bununla ilgili çok fazla teori de Bu var. teori Yani var mı? Kaynak, bilginin kaynağı da önemli. Şimdi teori şimdi yani nereye bilginin kaynağı derken güvendin? hani çok fazla kaynak olduğu için burada hangi birini anlatayım şimdi? Öngörülemeyen kaynak NASA kaynakları tabii ama yani Yani şimdi burada ben kendi araştırmalardan edindiğim öngörülerimi paylaşıyorum. Hani kimse inanmak zorunda değil. Bununla ilgili araştırabilirsiniz. Ben bununla ilgili bazı Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri de şey yapmıştım. Gökyüzündeki bazı gezegen bağlantılarını ve şimdiye kadar araştırmalarım sonucunda benim inancım Ay'a gidilmediği şeklinde. Ay'ın sonradan yerleştirilmiş, ilahi sistem tarafından yerleştirilmiş, dünyayı kontrol amaçlı ve dünyayı koruma amaçlı bir uydu şeklinde. Neden böyle düşündüğümün detaylarında onu da şimdi önce bir ilk şeyleri söylüyoruz dedik ya, detaylara da bir dahakinde geçelim. Eskiden hayat var mıydı Ay'da? Yani orada yaşayanların olduğunu düşünüyorum. Bir takım görevli varlıkların olduğunu düşünüyorum. Bazı negatif varlıkların da olduğunu düşünüyorum. Orada yaşam var ama bizim düşündüğümüz şekliyle değil. Ama oradan bize müdahale var. Şimdi Çok ilginç. burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Belki ben bunu daha sayfadan yazamadım da ne kadar inandırıcı gelir nedir? Ama bununla ilgili de ortaya çıkacak. Şimdi bu son zamanlarda hani bir tane şey var. Bir 18 dakikada bir mesaj veren bir Evet, gökyüzü ben de cismi. paylaştım. Çünkü sadece NASA değil birkaç bir üniversitenin de açıklamasıydı o. Ve bilim adamları hiçbir sistem, bugüne kadarki hiçbir sistemde bu reaksiyonun gözlemlenmediğini tespit ettikleri için onlar da biraz şeydi.
ne yapacaklarını bilmez durumlardı bir anlamda, öyle söyleyeyim. Bununla ilgili bir iddia söyleyeceğim. Geliyorlar demek. Bununla ilgili bir iddia söyleyeceğim. Yani yaptığım araştırmalar ve bir takım bilgi kaynakları neticesinde elde ettiğim diyeyim. Bu bize gelecekten insanlar bize mesaj yolluyor. Bizim yüksek bilinçli meselesini, bu da tekrara düşünüyorum şimdi, bazı videoları izleyenler de bunu tekrar duyunca 2-3 yerde aynı şey söylemişim gibi oluyor ama şunu mu demek istiyorsun? Zaman dairesel ve gelecekten mesela bu devirdeki gelecek de olabilir. Altıncı kök ırk da olabilir. İletişime geçmeye ya da uyarıda yani bulunmaya. Gelecekteki insanlardan diyelim. Gelecekteki insanlar bize yardım etmeye çalışıyor. Ne ile ilgili yardım etmeye çalışıyor? Ve ben bununla ilgili 5-6 ay içerisinde Kore ya da Avustralya'daki uzay işte bilimleri diyeyim, uzay üsleri, bunların bununla ilgili hatta bir bilgiye ulaşacağını ve bize bununla ilgili aktarımda bulunacağını öngörüyorum. Böyle bir iddia var. Bu arada bunu şu an burada ilk defa açıklamış oluyorum. Bunu sanırım YouTube'da izleyenler de ilk kez duymuş olacak. Kore'den, özellikle Kore'de bu iletişimle ilgili. Kore'den ya da Avustralya uzay üssünden bununla ilgili hani bir açıklama gelebilir. Morse alfabesiyle, bu mesajların Morse alfabesiyle bize bir mesaj vermeye çalıştıklarını, yani benim edindiğim bilgi bu şekilde. Bize bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Mesajda da bizi uyarıyorlar. Ve kurtuluşumuzun teknolojiyle olacağını söylüyorlar. Peki bizi neyden korumaya çalışıyorlar? Neyle ilgili teknoloji uyarıyorlar? Teknoloji bitişimizin sebebi de olabilir. Çünkü bence o konuda da uyarıyor olabilirler ama sen ne diyorsun, uzmanlık alanın o? Şimdi şu şöyle an... biz Nibiru'dan bahsetmiştik hep. Nibiru'nun geldiğini, hatta bu geliyor, gelmekte olan olarak denilenin, işte insanlar bunu farklı isimlerde kullansalar da astroloji camiasında da, ben esasında bu ezoterik kaynaklarda bahsedilen, geliyor gelmekte olan denilenin Nibiru olduğunu söylemiştim. 3600 yıl olan döngüsü. Nibiru'nun yörüngemizde olduğunu ve kendisini belli edeceğini, özellikle bu 2022 Eylül Kasım gibi de işte 911 sayısı, yani 9-11 ya da 11-9 tarihlerinde, bunun astrolojik göstergelerini de yazmıştım. Nibiru'nun kendini göstereceğini, hatta işte bundan dolayı bize işte belki asteroid düştü denilebileceğini, dünyanın 2-3 gün elektriksiz kalabileceğini, manyetik akımların bozulabileceğini, işte teknolojik aletlerin o 2-3 günlüğüne çalışamayabileceğine dair bir öngörüm vardı. 2022 Eylül, Ekim, Kasım gibi de geliyor zaten. Bunun da Nibiru'nun sayısı da bu arada çok dikkat çekici, biliyorsun. Evet, Nibiru'nun ayak sesleri, bunun Nibiru'nun artık dünyaya yaklaştığını, zaten çok yaklaştığı için, bak bunu da 2018 yılında yazdık. Dünyada dikkat edersen, tamam evet harple yapılıyor diyoruz ama iklim olayları çok absürtleşmiş durumda. Yani çünkü bu yaklaştıkça dünyanın işte elektromanyetik sistemini bozduğu için, dünyada depremler, seller, volkan patlamaları, iklimlerdeki abartılı durumlar, bunlar artmış durumda, giderek de Beyza ne yazık ki daha fazla artacak. O yüzden o bize izletilen filmlerde de hep vardır ya, aniden büyük bir sel olur, işte yer yarılır, büyük depremler olur vesaire. Bunların da bu sebepleri işte bu durumdan dolayı, gittikçe ne yazık ki dünyada bu tip olaylarda artış olacak
Bu da zaten Nibiru'nun yaklaştığının işareti. Daha önceki devirlerde de Nibiru'nun yaklaşmasıyla zaten dünyada felaketler yaşanmış ve devirler sona ermiş. Ve her devirde de Nibiru'nun getirdiği bu felaketlerden işte ya Nuh'un gemisi ya da farklı şekillerle. Yani bilim tufanı da mı Nibiru'nun yaklaşmasıyla oluştu? Evet. Hmm. Evet, farklı teknolojilerle insanlar o bulunduğu devirde insanlar bir şekilde şey yapıyorlar zaten. Kaçıyorlar gibi düşün.